Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün bir nevi bir tık kırmızı bir piyasaya bakıyoruz. Bundan kaynaklı da hemen insanlarda tekrar bir telaş oluştu. Tekrar kaça kadar düşer, kaça kadar iner, bu saatten sonra ne yapalım diye. Bundan bir önceki videomda çok açık bir şekilde demiştim ki RSI kısmı özellikle biraz yorgun gözüküyor. Bundan kaynaklı bir miktar aşağı gelmeler oldukça normaldir. Ve hatta şunu demiştim, hiçbir şey sonsuza kadar böyle dümdüz çıkamaz. Belli noktalarda bunların aşağı doğru tekrardan belli bir seviyede dinlenmesi gerekiyor. Örnek olarak da şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın bir önceki boğa koşusunda nasıl mesela çıkmış belli bir süre. Belli bir süre çıktıktan sonra onun yarısı kadar tekrar aşağı düşmüş. Ve şurada satanlar buradaki asıl büyük yükselişi kaçırmışlar. Bu işler böyledir. Şimdi belli bir seviyede Bitcoin yukarı doğru çıktı. Belli bir seviyede tekrar düştü. Ve yine çıktı, yine aşağı doğru gelecektir. Ha bu ne kadar aşağı gelebilir? Ona bakarsak eğer arkadaşlar şu an en önemli destek 42.500 dolarda. 42.500 dolar desteğini kırması durumunda da şu an 36.000 ile 42.500 dolar arasındaki banda girer ki bu bantta da muhtemelen bu yeşil taraftan gelen 50 günlük ortalaması en büyük destek olarak karşımıza çıkar yarın öbür gün ilerleyen günlerde. Bu hemen panik etmemiz anlamına denk gelmiyor. Hatta size şunu söyleyeyim, Bitcoin grafiğinde günlükte gayet güzel sinyaller var. Çünkü dediğim gibi olası bir Golden Cross, bakın öyle güzel bir yukarı çıkış var ki hani şu an olur olmaz demiyorum ama genelde böyle açılıp çok sert bir şekilde kafasını yukarı kırdığı zaman, yani 50 günlük ortalama 200 günlüğü aşağıdan kesmeye kalkıştığı zaman bir Golden Cross senaryosu konuşuluyor. Kenarda köşede dursun. Panik yapmamamız lazım. Dediğim gibi bunların düşüşlerin olması çok çok normal. Yani şu geçmişe baktığınız zaman da hiçbir şey şöyle sonsuza kadar hep artıda gitmemiş. Belli noktalarda dinlendiğini ve bu dinlenmeler sonrasında devam ettiğini görüyoruz. O yüzden arkadaşlar takip edelim. Hem bir miktarda RSI'yi de dinlendirmiş oluyor. RSI'nin tekrardan 50'li seviyelere değmesi görülebilir. Bu tarz hareketler görülebilir. Bunlar normaldir. Haftalığa bakarsak hatta haftalıkta çok daha net bir grafikle karşı karşıyayız. Haftalıkta 3 hafta boyunca artıda kapattığımızı görüyoruz. Bu 4. hafta. 4. haftada muhtemelen artıda kapatabiliriz veyahut da bir nevi şuradaki destek noktası üzerinde kapatabilir. Buradaki destek noktasına iğne attığını görüyoruz. Aslında şuradaki senaryo gibi, bakın 4 mum yükselmiş, 2 mum düşmüş. Yani bir ay yükselmiş, 2 hafta düşmüş. Ondan sonra tekrar bir 4 hafta yükselmiş, sonra bir hafta düşmüş. Yani böyle yükselme zamanlarında belli bir zamandan sonra bir haftanın kırmızı geçmesi normaldir. Hani o hafta hemen karamsara bağlamayalım. Haftalıkta zaten RSI daha iyi durumda. 50'nin üstüne daha yeni çıkmış. Herhangi bir haftalıkta yorgunluk belirtisi yok. Şuraya baktığımızda her şey çok daha netleşiyor. Tüm kripto toplam piyasa değerine baktığımız zaman, kriptoların tüm piyasa değerine baktığımız zaman 1,8 trilyon dolardaki dirençte kaldığını görüyoruz. Biraz üstüne çıkmış haftalıkta ama şu an bu direnç noktasına kaldığını görüyoruz. Günlüğe bakalım hemen. Bakın günlükte de çok net bir şekilde görüyoruz ki 1,8 trilyon doların üstüne çıkmış ancak tekrar bugün buradaki noktasını deniyor. 1,8'i deniyor. Aşağı kırmızı durumunda burada 1,62 trilyon dolarlık destek önemli duruyor şu an. Ethereum'da açıkçası havalar biraz daha olumlu çünkü buradaki çok güzel bir şekilde Dead Cross'u bertaraf edip yoluna devam etme sinyalini veriyor. Biraz RSI yorgun günlükte aynı Bitcoin'deki gibi ama bu da düzelmeyecek bir şey değildir. Yani belli miktarlarda gevşemeler, bakın şuradaki seviyeler zirveye çıkmış, gevşemiş, tekrar çıkmış. Buradan zaten bir düşüş vardı. Genelde arkadaşlar baktığımızda belli bir miktar sonrasında tekrar aşağı doğru gelip güç alıp tekrar yukarı gittiğini görüyoruz. Hani bu hareketler dediğim gibi normal. Çünkü Ethereum'un grafiği çok daha temiz ve günlerce yükselmiş. Bitcoin'de yenen bir grafikte gitmiş. Şu an itibariyle 3000 dolardaki psikolojik seviyesinin üstünde kaldığını görüyoruz. Bu oldukça önemli. Onun dışında 3200 dolardaki direnci test etmiş, 3 gün test etmiş ve 3 günde üstünde kalamamış. Demek ki bu çok önemli. Yani şunu söyleyebiliriz. 3200 doların üstünde kalması Ethereum için çok kritik bir seviyedir. Siz de bunu takip edebilirsiniz. Alttaki desteği de 2650 dolarda olduğu gözüküyor. Ancak 3 gün deneyip kıramadığı bir 3200 dolar seviyesi var. Bunun üzerine kapatması ilerleyen günlerde oldukça olumlu sinyaldir. Hemen adaya bakalım. Arkadaşlar ada zaten koptu gitti böyle bir ara. Gerçekten çok güzel grafiklerden bir tanesini gördük. 1,88-1,87 seviyelerine kadar çıktığını gördük. Ancak özellikle 1,73 seviyesinin üzerinde kapatamamış. Bu da kritik bir nokta ada için. Yani adanın şu anki şu direncin üstüne 2 kere iğne attığını, hatta çok rahat bir şekilde geçtiğini ama günlük kapanışını oranın üzerinde yapamadığını görüyoruz.
O yüzden şu an itibariyle 1.73 ve sırasıyla 1.81 çok kritik noktalar. Şu 1.81 seviyesinin üstünde kalması olumlu olacak senaryolar içerisindedir. Aynı şekilde günlükte ara sayıda bir miktar yorulma var. Yani bakın en dipten gelmiş zaten. En dipten şu an en yukarıda. Hani o yüzden bir miktar aşağı salması çok normal hareketlerdir. Paniklememek lazım. İlerleyen günlerde takip etmek lazım piyasanın durumuna göre, haber akışına göre. Haber akışı hala olumlu mu Bitcoin tarafında? Kripto paralarda hala olumlu haberler alıyor muyuz? Bunlar çok kritik olur. Çünkü aslında temel taraf tekniği destekler. Yani %70 temel tarafsa, temel taraftan gelen haberler ise %30'da tekniktir. CoinMarketCap'e baktığımızda Cardano'nun 5. Bitcoin'in 1. 2. Ethereum 3. Binance Coin olduğunu görüyoruz. Buradaki rekabet muhtemelen ilerleyen günlerde çok daha kızışacağı benziyor. Hani benden söylemesi bu. İlk 5 arasındaki rekabet çok daha kızışmalı olabilir. Bakın burada Cardano'nun, Ripple'ın, Dogecoin'in 7 günlükte güzel kazançlar sağladığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Binance'in borsa tarafındaki yasaklamaları, Avrupa'dan gelen yasaklar biraz onu eksi tarafa şu an itebilir. Bundan faydalanacak olan da bir rekabet doğurabilir ki bu da güzel olur. Cardano için olumlu olacak şeylerden bir tanesi olur. Onun için de önemli haberlere baktığımızda aynı şekilde bakın size de gösterdiğim Arasay'ın burada şişmiş olduğunu gösteriyor. Hani bunun normal bir şekilde aşağı doğru gelmesinin normal olduğunu zaten piyasa şu an kabulleniyor. Yani piyasada da böyle bir görü var. 55 bin rallisi öncesinde dinlenme yapacak. Bu dinlenme bir hafta sürebilir. O yüzden bu haftadan sonraki haftada çok fazla karamsara bağlamamak lazım. Dikkatinizi çekerim. Şu haber de çok dikkatimi çekti. Şimdi artık piyasada altcoin sezonu için yeni bir umut varmış. Tabii ki yani bu umut neyden kaynaklı? Bitcoin fiyatı yukarı gittiği için Bitcoin fiyatının yukarı gitmesinden kaynaklı tamamlanmayan bir altcoin rallisi olduğu düşünülüyordu. Ve bunun belki de bu ikinci boğa senaryosunda gerçekleştirebileceğini belirten görüşler de var. Zaten biz bunun faydasını hemen bu yeni yükselişle birlikte son bir haftadan beri görüyoruz. Yani son bir haftada bir altcoinlerde hareketlenme var. Bu hareketlenmeleri de yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi çok önemli haberlerden bir tanesi de arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Tüm bu geçen süreç boyunca elinde büyük miktarlarda çok eskiden beri Bitcoin tutan bu hodlercılar pozisyonları tarihi rekor seviyesine çıkmış. %83 seviyelerine çıkmış. Satanlar genelde daha short term yani kısa vadeli hodler yapanlar olmuş. Gördüğümüz kadarıyla piyasada algı şu şekilde. Uzun zamandan beri elinde Bitcoin bulunduranlar pozisyonlarını arttırmışlar, bozmamışlar. Ama kısa vadedeki Bitcoin tutan cüzdanlar daha çok bu düşüşte özellikle Bitcoin'i bozdurmuşlar. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Piyasadaki küçük balıkların fiyat hareketlerine göre daha sensitif, daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Fiyat düştüğü zaman elindeki hodl yaptığı Bitcoin ya da alt kriptoları dahi elini çok fazla tutamayıp hemen sattığı kanısına varabiliriz. Piyasada daha uzun vadeli ve daha büyük tutarlarda elinde Bitcoin bulunduranlar bu konuda biraz daha ellerinde tutmayı yeğlemişler. Hatta tarihi rekora doğru gitmiş. Bu da bize Bitcoin için hala daha güzel ve olumlu şeylerin eşinde olduğumuzu gösteriyor. Bu hafta tabii ki Bitcoin'in gidişatına bakacağız. Hemen yeniden altcoin'leri oluşturmadan önce eğer Bitcoin bu bir haftalık kendi dinlendirme evresinde ise bizim de kendimizi NAD'a satmamız gerekecektir. Gidişata göre tekrardan zaten altcoin'leri de analiz yapıyor oluruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dilerim.